Sayfa 2. Chrome. AI Voice Generator ve Text-to-Speech. Düzenleme kutusu. 11 lets you voice any length of. Düzenleme kutusu. Type or. Ana sayfa. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu 11 Labs sentezleyici sitesi. Bu site çeşitli insansı sesler sağlıyor. Bu insansı seslere metin okutturabiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Hatta bu sesler üzerinde oynamalar yapıp sesin daha insansı ya da daha robotik ya da daha farklı şekillerde konuşmasını sağlayabiliyoruz. Bu işlemleri yapabilmek için siteye abone olmak gerekiyor. Ücretsiz bir biçimde abone olabiliyoruz. İster Google hesabıyla, ister başka bir sosyal medya hesabıyla, istersek de sıfırdan hesap oluşturarak siteye katılabiliyoruz. Siteye katıldığımızda 20'den fazla ses karşılıyor bizi. Bu seslerden dilediğimizi seçip istediğimiz metni okutturup kaydedebiliyoruz. Demin de söylediğim gibi sesin ayarlarına girip özelleştirme yapabiliyoruz. Mesela ben şu an bu seslerden herhangi birine Elnur TTS'nin açıklamasını okutturacağım. Düzenleme. Türkçe kıvırtı göz. Bano. Hemen şuraya yapıştıralım. Metinden ağzı. Çekinmeyin. Klavye. Ana sayfa. 11 multilingual. George. 11 multilingual B2. Burayı biraz şeye benzetebiliriz. Anlatıcı ses uygulamasına benzetebiliriz. Nasıl ki anlatıcı ses uygulamasını açıp sol taraftaki ayarlar düğmesine basıyoruz. En üstten ses sunucusunu seçiyoruz. Aşağıdan sesi seçiyoruz. Sonra okutturuyoruz. George, voice settings. Burada da ondan tek bir farkı var. Dil ayarı yok. Sadece ses ayarı var. Sadece ses seçebiliyoruz. Ama dil ayarının olmaması dili değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Siz hangi dilde yazı yazıyorsanız seçtiğiniz ses otomatik olarak o dilde konuşmaya başlıyor. Bu sitenin tek bir olumsuz yönü var. Uzun cümleler okurken bazen sapıtabiliyor. Bazen ya Amerikan aksanıyla ya da İngiliz aksanıyla ve farklı şekillerde ya da farklı aksanlarda kelimeleri tekrar edebiliyor. Şimdi mesela normal sese bir okutturalım. Tabii ben burada bütün sesleri denemeyeceğim. Bütün sesleri ve bütün seslerin özelliklerini denemeyeceğim. Bunu yaparsam çok uzun, bir saatten fazla uzun bir video olur. O yüzden şu an sadece tek bir ses üzerinden deneme yapacağım ve onun özelleştirmelerini yapacağım. Önce normal halini bir dinleyelim. Voice settings. George. Generate. Düğme. Oluştur diyorum. Cancel. You reached your monthly character limit. Consider upgrading your account. Click below to see all pricing plans. Karakter limitini aşıyormuş. Cancel. Peki o zaman bu yazıyı silelim. Şöyle yazalım o zaman. Belli bir sayıda karakteri aşmak için abone olmamız gerekiyormuş. Ya, abone olmamız gerekiyor derken ücretli bir plan satın almamız gerekiyormuş. O zaman sadece şunu yazalım. Büyük,
Büyük harf B. Büyük harf N. Büyük U. Boş S. E. S. Bo. Ses. D. S. E. N. D. W. E. Z. I. N. I. N. N. Boşluk. Sentezinin. G. I. Z. A. Boşluk. B. B. N. I. I. R. Boş. Ö. R. M. N. E. B. Yumuş. I. D. I. R. Bir de şunu söyleyeyim, burada bazı sesler öyle tuhaf ki böyle yabancı filmlere yapılan Türkçe dublajlarda duyduğumuz seslere benzer sesler de var burada. AI voice generator and text is... Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Ana sayfa. Play pause. Tekrar oynatıyorum. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Bu normal hali. Herhangi bir modifikasyon yapılmamış, herhangi bir ayarlama yapılmamış normal hali. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Evet. Şimdi modifikasyon yapacağım. George. Voice settings. Genişletildi. Dediğim gibi 30'dan fazla 20 veya 30 olabilir. 20'den fazla veya 30'dan fazla olabilir. Tam emin değilim. Ses var ve hepsinin incelemesini yapmayacağım tabii ki. Bu çok uzun sürer. Bu yüzden sadece bu seçtiğimiz sesin örneklemesini yapacağım. More variable. Stability. Stability is zero. Mesela bunu şöyle yapabiliriz. Play, pause. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Tekrar oluştur düğmesine basıyorum. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Bu stabilizasyon sesin ne kadar robotik veya ne kadar insansı olacağını seçmemizi sağlar. Bunu %100 yaptığımız zaman ses robotik olur. Deminki gibi ortada kalırsa yarı robotik, yarı insansı olur. Şimdi bunu sıfıra çekeceğim. Bir saniye. 0.5. Şöyle sıfıra çekelim bunu. Generate. Tekrar oluşturduğum düğmesine basıyorum. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Böyle tamamen insansı hale geldi. Clarity plus similar. Zero. Clarity plus. Clarity plus. Bunu mesela %100'e çekelim ikinci seçeneği. Bakalım ne oluyor. Generate AI voice generator and text is... Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Play. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Evet. Çok fazla clarity, bir değişiklik clarity, olmadı. Stability clarity zero. Sıfıra çekelim. Ana. Tekrar oluştur düğmesine basalım. AI voice generator and bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Play pause. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Bakın dengesiz, tutarsız konuşmaya başladı. Yani robotik mi, insansı mı belli değil. Şu diğer seçeneğe bakalım. Stylix speaker boost. Onay işaretli. Bunu işaretlemiyoruz. İşaretli değil. Sesi güçlendirmek için kullanılıyor ama iyi bir seçenek değil bu. Bunu işaretlediğimizde ses bir süre sonra bas yapmaya başlıyor. Çok çirkin oluyor. Bu ben işaretini kaldırdığım için önceden bende işaretsiz olarak geliyordu. Şimdi işaretledim. Tekrar işaretini kaldırdım. Bunu işaretlemeyin. Bu iyi bir şey değil. Özellikle uzun metinler okurken bir süre sonra ses bas yapmaya başlıyor. Çirkinleşiyor.
hiç güzel bir seçenek değil. Bunun işaretsiz olması iyidir. BUSES speaker will not speaker exaggerated none zero style style exaggeration speaker boost style exaggerate zero style. Mesela bu ikisini, bazı seslerde 3-4 tane ayarlama seçeneği var. Bunda sadece 2 tane varmış. Clarity, sadece 2. Stability zero. Clarity plus pardon, 2 diyorum. Clarity plus sadece 3 ses, 3 ayar yapabiliyoruz. Bazı seslerde 4-5 tane daha ayarlama seçeneği oluyor. Mesela şöyle yapalım bakalım ne oluyor. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Hepsini %100'e çekelim. Style exaggeration 1 none fastest 0. Style exaggeration speaker 0. Style. Mesela bu seçeneklerin hepsini style %100'e çekelim. Bunu da %100 yapalım. Clarity plus sim clarity 0 clear %100 stability 0. Bunu da %100 yapalım. Bütün ayarlama seçeneklerini %100 yaptım. Tekrar oluşturuyorum. Bakalım ne olacak? Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Gördüğünüz gibi daha insansı ya da daha robotik olarak ayarlayabiliyoruz. Tekrar oynatıyorum. Bu ses sentezinin kısa bir örneğidir. Fast forward zero. Thumbs up, thumbs down, download audio. Sesi indir düğmesine basarak da oluşturduğumuz sesi indirebiliyoruz. BUSES sentezin in kisa bir ornajidir. Mesela buradan 11 multilingual B2 düğme text to speech düğme etkinleştirmek için 2 kez %21 AI voice generator ve text italic bu ses bu BUSES sentezin 11 multilingual V2 düğme etkinleştirmek ana atıyorum. Şimdi bir tane İngilizce bir metin bulalım. Play Store. YouTube. Play Store. Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. Uzun basmak için 2 kez dokun. Etkin uygulam düzenleme kutusu. Elnur T. Klavyeye git. Revoice. Yukarı git düğme. Revoice. Bu ekran ekran okuyucunuz için çeşitli dillerdeki seslerle metinden konuşmaya disepisa. Bu yarısı Türkçe yarısı İngilizce bu olmaz. Mesela şuradan size dilin nasıl hızlıca değiştiğini göstereceğim. Ekeyple TTS Voices. Ekeyple TTS Voices. Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. 150 Greeting English USA EK PIA Türkçe Türk Sams. Bunu seçiyorum. Tamamını. Bir dakika, ne olmadı? Araç çubuğunu kopyala ve yap. Seçil kes kopya diye. Tümünü seç. Uzun bak kopyala. Hangi dilde yazı yazarsanız yazın o dile otomatik olarak çeviriyor yazı yani konuştuğu seçtiğiniz ses konuştuğu dili sizin yazdığınız yazıya göre otomatik olarak değiştiriyor. Mesela deneyelim şöyle. Silindi ses kopyalanmış. Bano, düğüm, generate, cancel, you reached your monthly character limit, consider upgrading your account, click below to see all pricing plans, cancel, bu ne ya, generate. Sürekli aynı şeyi söylüyor, generate, cancel, you reached your monthly character, tamam bunu kopyalayalım bakalım, son söylenen, character limit reached, ne olur ne olmaz, son söylenen, bir de bunu kopyalayalım, cancel, generate, hi, silelim bunu. Silindi. I am. Kapa.
ifade bak etkinleştirmek yuri chat generate AI voice generate ana. Evet, bakalım ne diyecek ya da nasıl değişecek dili. You reached your monthly character limit. Consider upgrading your account. Click below to see all pricing plans. Hangi dilde yazarsanız yazın ses ona göre değişiyor. Ama bunun bütün dillerde olup olmadığından emin değilim. Şöyle sitenin bağlantısını da kopyalayayım ben. Bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Sayfa ibre. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu siteyle veya başka bir şeyle alakalı sorularınız olursa sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Eğer sorduğunuz soru hakkında bilgi sahibiysem büyük bir keyifle cevaplarım. Size büyük bir keyifle yardımcı olacağımdan, bugüne kadar da böyle olduğundan emin olabilirsiniz. Hiçbir çekinceniz olmasın. Soru, görüş ve önerilerinizi ve isteklerinizi makul olmak kaydıyla, makul bir çerçevede olması kaydıyla söyleyebilirsiniz. Yapabileceksem, yapabileceğim bir şeyse şayet büyük bir zevkle ve büyük bir keyifle, büyük bir şerefle yapacağımdan emin olabilirsiniz. Dur. Bu sitede bu şekildeydi. Bunu daha çok YouTube videolarına kendi sesini eklemeden başka seslerle seslendirme yapmak isteyen insanlar kullanırlar. Ben bu sesleri, bu ve bunun gibi sesleri çeşitli shorts videolarında duyardım. Düşünürdüm, bu ses hangi sentezleyiciye ait acaba falan diye. Sonra internette araştırma yaparken buldum bu siteyi. Sonra kaydolmaya çalıştım. İlk başta olmadı. Yani doğrulama kodu falan istedi. Doğrulama kodunu aldığım ve o siteye girdiğim halde kabul edilmedi. Bir şeyler oldu falan. Ben de bırakmıştım artık. Bir süre sonra tekrar denediğimde aboneliğimin açıldığını ve sitenin benim kullanımım için aktif hale geldiğini gördüm. Kendim kullanıyorum bu siteyi. Daha yeni başladım kullanmaya. Kullandıkça sitenin inceliklerini, ayrıntılarını öğreneceğim. Sizin de bilginiz olsun diye paylaştım. Belki ilginizi çeker, belki kullanırsınız diye paylaştım. Tabii çok güzel bir site ama bazı dezavantajları var. Demin de gördüğünüz gibi karakter limiti var. Çok uzun karakterleri nedense okumuyor. Ya da okusa bile bir süre sonra aksanını değiştiriyor, sapıtmaya başlıyor falan. Bir de bu sitede ses klonlama özelliği de var. Diğer bir olumsuz yönü de şu: ses klonlama için farklı bir şekilde abone olmanız ve ücret ödemeniz gerekiyor. Ben hiç yapmadım. Yani ses klonlama benim için çok da önemli değil. Sadece yazdığım metinleri okusun yeterli. Karakter sınırını da aşmamaya dikkat ediyorum. Baktım okutacağım metin çok uzun. Parçalayarak okutuyorum. Sonra onları birleştiriyorum falan bir biçimde hallediyorum. Çok hoşuma gitti bu site ve bu sitenin içerdiği sesler. Sizlerin de belki hoşuna gider düşüncesiyle paylaşmak istedim.